Herkese merhaba. Mutlu Minecraft serisi Continuum'a hoş geldiniz. Evet, geçen bölüm uzaya uydularımızı yollayıp bizim için gerekli olan dataları toplamayı sağlamıştık. Hatta oyunda bize kıyak geçmişti ve hazır dolu vaziyette bize flash diskler vermişti. Şunları şöyle göstereyim. Hepsinden 6'şar tane ve 1000 data olan flash disklerimiz var. Mass Data, Composition Data ve Distance Data. Şimdi bu dataları kullanıp biz uzayda uzay istasyonumuzla birlikte uzak gezegenlere gitmeye çalışacağız. Ama onun için ilk önce bize şu warp core'u yapmamız gerekiyor. Şimdi bunu yaparak işe başlayalım. Hemen şöyle geliyorum station'ımıza. Warp core. Warp Core, Warp Controller. Ha, iki tane varmış bir şey burada. Warp Core, bu nasıl olacak acaba? Bakalım. Bu devrelerden varmış. Titanium Plate muhtemelen resipisi vardır. Evet, burada sen bize şöyle bir 20 tane Titanium Plate yapıver. Onlar kompresörden geçtiği için muhtemelen hızlı olacaktır. Evet, olmuş bile. Warp Core'umuz tamam. Warp Controller yapalım mı? Yapalım hadi, hazır girmişken. Muhtemelen o da vardır questlerde diye düşünüyorum. Block of Titanium. Titanium. Titanium'umuz hiç yokmuş. Şöyle bize bir 10 tane Titanium yap. Titanium yapmak biraz uzun sürüyordu galiba ama. Çünkü Blast Furnace'da falan geçiyor değil mi bunlar? Evet, biraz uzun sürüyor. Bunlardan hazırda tutmak gerekiyor. Input hatch gold block. Aa, ilginç. Input hatch hazırda var mı? Varmış bir tane. Bir tane istiyor herhalde. Gold block. 4000 tane gold bloğumuz varmış. Bir tanesini alalım ama bize iki tane gerekiyormuş. Bir daha bakalım. Evet, iki tane gold bloğumuz ve 4 tane machine structure. Machine Structure 4 tane var mı diyecektim. 90 tane varmış. İyi. Geçen sefer bir gün ara verdiğim zaman bir 64'lük hazırlamıştım oraya. Şimdi işimize yarıyor orada. Şöyle bir uyuyayım. Aslında çok karanlık olması görüntüyü etkilemiyor. Beni rahatsız etmiyor ama ne bileyim böyle alışkanlık olmuş işte. Gece olunca uyuyasım geliyor. Titanium blok olmuştur herhalde artık. 10 tane titanyum şöyle yapayım. Beyaz koyuyoruz, mor alıyoruz. İlginç oluyor. Sen bize şuradan bir 100 tane titanyum blok da hazırla sen yine de kardeşim. Bakalım bunlar tamam. 15 tane titanyum blok istiyor. Oo. Fena. 15 tanesi o zaman uzun sürecek gibi geliyor baya. Şuna bakalım. Warp controller'ı zaten istiyormuş burada. İyi, hazır yapmış o zaman. Titanyum. Sen uzun süreceksin, değil mi? Bayağı uzun sürecek arkadaşlar. Ben şu titanyumların olmasını bekleyeyim. Birazdan geliyorum. Titanyumlar arkadaşlar Blast Furnace'da değil sadece Arc Furnace'da da gördüğünüz gibi ingota çevriliyorlar. Şöyle hem de Blast Furnace'dan daha hızlı vaziyette çevriliyorlar. Kaç orada? 6-12. 12 kanal birden çalışıyor. O yüzden daha hızlı oluyorlar. Oradan da biraz destek alarak hazırladım. Yeteceğini düşünüyorum şimdi. Kaç? 15 taneydi. 14 tane daha mı gerekiyor bize? Şöyle şunları da içeri alayım. 14 15 tane de titanyum blok. Gel bakalım oldun mu? Açılacak mısın? Evet, açıldı. Herhangi bir ödülümüz var mı? Yok. Şimdi bu Warp Controller bize güneş sistemleri arasında seyahat etmemizi sağlayacak. Ben şuradan bir tane chest alayım tekrar yanımıza. Üzerimde vardır belki ama neyse çok önemli değil. Ondan sonra şu flash disklerimizi de alayım. Bunlar uydularımızın şeyleri, çipleri. Ondan sonra bir de Planet ID çip alayım.
19 tane varmış ya. Bunu da yanımıza alayım. Şöyle bir gidelim bakalım şeye. Uzay istasyonumuza. Evet. Şunu böyle ortaya bir yere yapmak istiyorum müsaadenizle. Şöyle geldim. Burası mı ortası? Vallahi tutturdum. Tamam. Şimdi bakalım. Bizim bu hologramımız nerede? Göremiyorum. O zaman şuraya bakalım. Holoprojektör. Burada da yokmuş. Şöyle yapayım. Buradaymış. Hop. Şu sandığı koyuyorum buraya. Karışmasın artık bunlar. Bize çok uzun süre yetecek kadar datamız oldu. Oyun kıyak geçti bize. Gerçi gene de birikti bayağı. Biz bunları boşalttıktan sonra normal hızıyla çalışmaya başladı ama gene de birikti yani. Şurayı şöyle bir redstone bloğu koyayım, belli olsun ortası. Şimdi bakalım. Warp controller, warp core burada. Ne menen bir şeymişsin sen. Bu yukarı doğru büyüyecek. Şöyle 2, 3. 3 katlı mıymış sadece? İyi, tamam. Başlayalım bakalım. Titanyum blok. Titanyum blok, titanyum blok. Titanyum, titanyum. Titanyum, titanyum. Buraya warp core. Bu ne? Block of gold. Tamam, ikinci katımız ne alemde? Machine structure, machine structure'lar. 4 tane istemişti galiba zaten. Onlar da sanırım buraya. Bu ne? Bu da altınmış. Üçüncü katımız. Şu ne? Titanyum blok. Gelsen. Bu da titanyummuş. Hop, yanlış yere koyduk. Titanyum, titanyum, titanyum. Titanyum. Aslında bayağı bir pahalı aletmiş ama neyse ki bizim için titanyum çok fazla önemli değil. Input taşı da buraya koyuyoruz. Bu warp controller bunun bir parçası değil. Onu ayrı yere koyabiliriz. Belki zaten kendisi enerjiyle de çalışıyor olabilir. Evet, warp core'umuz, warp controller'ımız hazır. Bu alet bize yıldızlar arası seyahat etmeyi sağlayacak olan bir arkadaş. Bunu nereye koyalım? Şunların biraz uzak koyalım ya. Ya da enerji istiyorsa aslında o tarafta enerji var ama dur bakalım enerji istiyor muymuş? Yok, enerji istemiyor gözüküyor. Şöyle o yüzden ayrı bir yere koyalım bakalım bunu. Şimdi warp core'umuz tamam. Ama bunun bir de yakıta ihtiyacı var. Yakıtta dritium kristaller, şunlar, bunları alıyorum. Ve input hatch'e koyuyorum. Şöyle bir site içine gitti muhtemelen. İçine gidince bakın burada yani şeyli yeteri kadar yakıt olduğu zaman bazı animasyonlar çıktı. Dritium'u yakıt olarak kullanıyoruz. Daha doğrusu dritium kristali yakıt olarak kullanıyoruz. Sen de şöyle içeriye git bakalım. Şimdi artık bizim şuradan göstereyim. Şu gezegenlere gidebiliriz. Bir tanesine gidelim mi? Yoksa şunları da biraz temizlemek istiyorum ama hadi bu kadar yaptıktan sonra gitmezsek ayıp olur değil mi şimdi? Bir tane gezegene gitmeye çalışalım bakalım. Şu. Neymiş bu? Ha, lava bulut falan istiyor ama aşağı inmemiz gerekecek tekrar. Olsun. Öncelikle şu datalarımızı bir yükleyelim. Bizim diğer gezegenlerin bilgilerini topladığımız datalar. Bu ne? İlla buraya mı koyacağız? İlginç. Allah Allah. Envanteri göstermiyor. Halbuki koskocaman alan var burada. Göstersen ne olacak? Bakalım bunlara doğru değil. Ha, buraya distance, buraya mass, buraya da composition koymak gerekiyormuş. Composition
O bu kadarcık mı doldu? O 10 bin data alıyormuş bu ya. Neyse ama bir gezegeni araştırmak için her tip datadan yüzer tanesi yetiyor. Buraya distance. Gel bakalım sen de şöyle. Buraya da mass. Bu da tamamdır. Bunları doldurabiliriz ama bayağı datamız var. Dursun bakalım şimdilik biraz. Lazım olursa kullanırız. Şurada bir şey yazıyor. Onu okuyayım ben. Neredeydi o? Bakayım. Nerede okudum ben o yüzü? Şuralarda bir yerde yazıyordu ama. Araştırmak için, gezegenleri araştırmak için. Ha şurada. Each data. Her birinden 100 birim data istiyor ve gezegeni bulma şansı %50. Yani her seferinde de bulamıyor. Öyle diyebiliriz. Şimdi bizim gezegeni bulmak için yalnız şuradaki gezegen izleri denen kısmı artefaktlerini hazırlamamız gerekiyor. Bu da zaten bizim ışınlayacak olan kısmımız. Onları hazırlayarak başlayalım. O zaman devam edelim. Charcoal fire charge. Şöyle bakalım. Coal, charcoal. Acaba buraya birer tane koymak geçecek mi? Yoksa stack stack mi koymak gerekiyor acaba? Bilemiyorum. Bir şey yazıyor mu burada acaba? Back şu değil. Bu. Ben bunu bir okuyayım arkadaşlar. Stack mi koymak gerekiyor yoksa tek tek mi koymak gerekiyor bilemiyorum arkadaşlar. Teker teker bir deneyelim. Şöyle bir tane charcoal koydum buraya. Başka ne istiyordu bizden? Fire şöyle hem sistemde var mı diye bakalım baştan. Belki olabilir elimizde. Fire yanlış yazdık. Fire ha varmış. Bundan da varmış elimizde bir tane. Bu da tamam. Gel sen de. Bu uyuz bir şey olmuş ya böyle. Bu da tamam. Flux muhtemelen zaten vardır. Oo 7 tanecik kalmış bundan da. Bu flux biliyorsunuz bizim flux network'te yaptığımız plug ve pointleri yapmak için kullanıyoruz. Şimdi lava wood. Eskiden yapmıştık gerçi. Belki sistemde bir ihtimal olabilir diyecektim ama fazla iyimser olmuşum. Öbürküsü neymiş? Nether brick. Ona bakalım. Brick. Ama şu. Bundan. Ha, bunu yapmak kolaymış. Bir tane de bundan koyalım. Bir tek bize lava wood kaldı. O zaman lava wood'u yapmak için bir evimize dönelim bakalım. Akşam olmuş. Lava wood'u seri başlarında Tinker'da kullanmak için yapmıştık. Belki o zamandan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Lava wood için bize Tinker'a ihtiyacımız var. Ama baştan şöyle bir tahta alarak inelim aşağı. Sanırım bir de lav da görmüştüm bir kova. Bir kova da lav alalım. Gerçi Tinker'ın kendi içinde de vardır ama en azından kova yanımızda olsun. O içi dolu mu bu arkadaş? Yok, boşmuş. Şimdi şu translocator'ları kırayım. Sen de gel. Sen de gel. Şu lavı direkt Tinker'ın içine koyuyorum. Yani burada lavı görebiliyoruz. Ondan sonra buraya bir tane tahta koyuyorum. Kendi faucet ile akıtıralım, değil mi? Nasıl yazılıyordu? Şöyle mi yazılıyordu? Bir tane alalım bundan. Takalım ve lavı direkt tahtanın üzerine akıtalım bakalım. Şimdi bu lava wood'a dönüşüyor. Bunu da fire wood'a dönüştürüp öyle kullanmıştık Tinker'da biliyorsunuz. Bu da tamam. Şöyle bunları yerine koyalım mı? Şunu at yerine. Dur.
Şunları yerine koyalım. Gerçi bize tek tek değil de stek stek lazımsa bunlarla bayağı uğraşacağız anlaşılan. İnşallah tek tektir. Bunu at. Bunu atma. Bunları sisteme atacağız. Sen git, sen git, sen git, sen git, sen de git. Şu lavamız hazır. Bir tekrar şimdi uzay istasyonuna çıkalım. Hop, çabuk geliyoruz. Aşağı inerken nedense uzun sürüyor ama buraya çıkarken çabuk çıkıyor. Gerçi burası boş bir dünya olduğu için gerçi çabuk yüklüyordur. Bu tamam, bu tamam. Şunu gene hotbar alayım. Buraya koyayım. Şimdi bize bir tane de Planet ID chip gerekiyor. Boş. Onu da şuraya koyacağız. Bayağı uğraşacağız anlaşılan bu hotbar koyma olayından dolayı. Select Planet Warp datalarımız hazır. Her bir datadan 100'er tane gerekiyor. Ve şurada artık Search for Planet diyorum. Şöyle bir animasyonu var arkadaşlar. Bu %100'e gidinceye kadar sürecek. Biraz uzun sürüyor. Ve eğer şeyi bulursa, gezegeni bulursa biliyorsunuz %50 şans var. Ve eğer burada da tek tek kabul ediyorsa, bilemiyorum onu. Açıklayıcı bir şey okuyamadım çünkü. Yok daha doğrusu tek tek veya stek stek koyman gerekir diye bir şey söylememişler. Eğer burasını da tek tek koyuyorsak ve sıkıntı olmazsa bu bizim gezegenimize bulacağımız gezegeni Planet ID chip'in üzerine yazacak. Hadi bakalım bitmek üzere. İnşallah şansımız da yaver gider. Bulur. Her arattırma bize şuradan data yemesine neden oluyor. Oley be buldu. The Eye of the Storm. Fırtınanın gözü gezegenini bizim için buldu. Evet, şimdi bunu artık almayalım. Buradan şuraya koyalım. Buna baktığımız zaman artık Select Planet dediğim zaman bunu görmemiştim bak. Uranüs, Jüpiter, bir de bunların da ayları varmış. Uranüs'ün bir ayı, Jüpiter'in iki ayı, Mars. Bu sanırım Warp Controller daha önce yapmadık ki nereden göreceğiz değil mi? Warp Controller sayesinde oluyor diğer gezegenlere gitme olayı. Merkür, Venüs, Satürn, Dünya, Plüto. Plüton'u gezegen olarak almışlar. İlginç. Neptün. Bu bizim güneş sistemimiz. Bizim güneş sistemimizde değil bizim aradığımız şey. Diğerlerine böyle zevk için, gezmek için gidilebilir belki ama şuradan up dedim ve bir üst seviye güneş sistemlerine çıktım. Acaba bizim aradığımız gezegen nerede? Burada mı? Planet list boş. Burada mı? Burası zaten bizimkisiymiş. Burada mı? Burada da değil. Şurada mı? Evet, burada. The Eye of the Storm gezegenim. Select diyorum bunu. Artık bakın burada ready diyor. Gidelim mi? Gidelim mi? Gitmeyelim mi? Tereddütte kaldım. Ama dediğim gibi dedim ya buraya kadar gelip de gezegene gitmezsek ayıp olur. En azından gidip bir ziyaret edelim, değil mi? Evet, warp diyorum. Bizim için zamanı bük bakalım. Güzel animasyon yapayım olmuş. Harbiden böyle bir yolculuk ediyormuş gibi hissediyor insan. Ama hep aynı şeyler. Aynı yıldızları bize geçirip duruyor. Güzel ama ya. Dışarı çıkmaya çalışırsak ne olur acaba şimdi? Çıkmayalım değil mi? Tırstım. Tırstım. Ölürüz mölürüz bir de böyle gezegenler hatta güneş sistemleri arasında kalı kalırız. Uzay gemimiz de burada duruyor. Çünkü uzay gemisinin burada olması çok önemli. Çünkü bununla gideceğimiz gezegene ineceğiz şimdi. Herhalde öyle diye tahmin ediyorum. Daha önce hiç gitmedim ve bu modu da oynamamıştım. O bayağı sürüyormuş ya.
Sanki kapı komşuya gidiyoruz ve ben de diyorum ki başka güneş sistemlerine gidiyoruz herhalde. Biraz sürecek değil mi? Şu karşısını da cam yapsaymışım güzel olurmuş. Böyle biraz ekranı görüntümüzü kapatıyor gibi ama fena da değil ya. Yok, o kadar da değil. Evet, gezegen geliyor musun? Şurada acaba hani mesafeyi falan bir şey söylüyor mu? Yok, söylemiyor. Herhalde bunun animasyonu, öyle diyebiliriz. Animasyonun kendisinin bitmesini bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Bekleyelim. Evet, gezegene geldik arkadaşlar. Şimdi dışarı çıkayım mı? Çıktım. Sıkıntı yok. Bu gezegenin yörüngesine oturduk anlaşılan. İlginç bir gezegen. Bakalım. Hop. Bize neler getirecek? Şimdi şu bizim artık kayıt computer. Select destination desem. Bunu seçebiliyoruz. Ama yok, dur. Binme. Sen binme. İn aşağıya. Bakayım. Guide Computer'de dünyanın çipi var. Şuradan biz bir tane boş çip alalım. Şu dünyanınkisi burada kalsın. Boş bir tane çip alalım. O çipin üzerine yazmasın diye. Onu aldım arkadaşlar. Bu ne? Bu Satellite by boş. Guidance Computer. Bunu buraya koyuyorum. Ve Select Destination fırtınanın gözü gezegeni. Bindiğim zaman artık Destination orası gözüküyor. Oh, heyecanlandım. Yakıtımız var mı? Var baya. Ama dur bakalım. Şöyle bir ineyim. İneyim. Bir yandan şöyle bir yedek başlatayım arkadaşlar. Bilemiyorum nelerle karşılaşacağımızı çünkü. Backup, start. O başlasın. Sonra şöyle üzerimizde bizim yakıt olacaktı biraz. Evet, burada var. Şöyle biraz doldurayım. 4 kova. Doldu mu? Dolmamış. 2 kova daha atayım. Muhtemelen bizim gidiş gelişimize yetecektir. Zaten biliyorsunuz çok fazla tankımız var. Yedek almayı da bitirdi. Tekrar bindim üzerine ve boşluğa basarak geri sayımı başlattım. 3, 2, 1 ve ateşle yavrum bakalım. O kendi uzay istasyonumuzdan sanırım ilk kez ayrılışımız. Bir kere eski uzay istasyonuna oturtmuştuk. Ondan sonra bir daha ayrılmamıştık. Bu normal dünyaya iniş çıkış gibi olacak muhtemelen arkadaşlar. O uzay istasyonumuz gözükmedi bile. Bir şöyle gezegene inmeye geliyorum. Evet, gece olmuş arkadaşlar. Gece olarak dünyaya, gezegene iniyoruz ve yere varmak üzereyiz. Altitude'dan onu okuyorum. Bakalım nasıl bir yere ineceğiz. Ne kadar karanlık. Oo, ilginç bir gezegen. Hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Hiçbir şey görmüyorum. Etrafımızda mob dolu. Ne yapabiliriz bunun için? İnşallah sistemde Night Vision kalmış mıdır acaba? Bir tane çünkü ben yapmıştım. Şunlar mı? Night Vision'lar. Kalmamış sistemde de ya. Etrafta da hiçbir şey görmüyorum arkadaşlar. Uyumaya çalışayım bakayım ne diyecek. You want to sleep? What? Uyumamıza da izin vermiyor. Ben böyle biraz bekleyeyim arkadaşlar. Şu an çünkü gece böyle antenin üzerinde bekliyorum şu an. Ne kadar beni görebiliyorsunuz bilmiyorum ama şöyle şu ortada bir yerlerdeyim. Bakalım gündüze kadar bekleyeyim burada. Gündüz olunca ne olacak? Evet, yavaş yavaş gündüz oluyor arkadaşlar. Moblar etrafımızda bekliyor.
Hem de hepsi Creeper olarak bekliyor. Şöyle ben normal bir görüntüye geçeyim. Şunları biraz avlayalım. Gel bakalım. Şu Shuriken'den de daha güçlü bir şöyle menzil ateş yapan silahlar yapabiliriz. Bu Flux'ın oku var ama nedense Shuriken'i de çok seviyorum. O Flux'ın oku da çok güçlü aslında. Bundan çok daha güçlü ama Shuriken'le şimdilik idare edebiliyoruz. Bu tamam. Şurada bir tane gözüküyor. Bu da tamam. Ama bize kesinlikle Night Vision gerekiyormuş. Şimdi beklerken ona baktım. Actual Editions'ın Night Vision ringleri var, yüzükleri var. Muhtemelen en iyi alternatifimiz o olur gibime geliyor. Vanilla'nın kendi Night Vision'ını kullanmaktansa. Aha tam da ağacın üzerine inmiş ha. İlginç. Şuraya dur. Ha, tamam. Tırstım. Bir sesler geliyor arkadaşlar. Creeper sesi zannettim de. Buraya bir checkpoint koyalım. Roketimiz burada bizim. Şöyle haritaya biraz bakalım. Dümdüz bir şey. Galiba şuralarda bir şey var ama mağara var. Bunlar neymiş? Bunlar çarkollar. Bunlar bize lazım. Bunlar bize hem de çok lazım. Normal charcoal geliyor. Charcoal log lazım ama değil mi bize? Şuradan dolayı lazım arkadaşlar. Hemen gösteriyorum size. Dark matter. Neredesin? Şu dark matter yaparken bize charcoal log istiyor. Zaten burada yazıyor. Bazı bir gezegenlerde bulunur diyor. Biz de gittiğimiz ilk gezegende bulduk bunları. Tırsıyorum. Garip garip sesler çıkartmayın. Şurada bir tane benim şeyim olacaktı. Silk Touch Pickaxe. Bakayım bunu alınca ne olacak? Evet. Bize Silk Touch'la almak lazım bunları yalnız. Nasıl yapacağız ki? Bir tane Silk Touch şey yapmak lazım. Balta yapmak lazım anlaşılan. Bakalım. Bunları bir şey için Dark Matter için yapıyorduk ama biz bunu bir de şey için kullanacaktık, değil mi? Dur bakayım. Şurada query kart, sync query. Bu da normal query'dir. Ha, evet, burada. Ama daha bu gezegen, bunları da bulmamız lazım baştan ya. Query kartı yapıyor olsaydık buraya query koyalım bir tane kuralım. Buradaki bütün ağaçları toplayalım diyecektim ama o da pek mümkün gözükmüyor. Bu neymiş? Green Heart, yeşil kalp ağacı. Sen şöyle toplanıyor musun? Benim nerede? Şu oduncu baltam. Bayağı yavaş kırılıyormuş ya. Herhalde toplanmıyor. Toplanıyormuş. İyi, güzel. Ya şey de düştü. Sapling de düştü. Bunlarda sapling tabii şeyleri yok değil mi bunların? Bunlar kırılmıyor. Ağaç olmadığı için kırılmıyor. Şunların sapling'i olavereydi. Kendi evimizde yetiştirirdik değil mi? Ne güzel olurdu. Buralarda neler varmış? Biraz gezelim bakalım. Bakır görüyorum. Normal bir madene benziyor ya. Burası acaba o şey gezegenlerden olabilir mi? Dur bakalım şunu da deneyelim arkadaşlar. Şu bizim envanterimizde kendi astronot kıyafetimiz var ya. Hemen şunu takıyorum. Evet, hop. Oley. Cam gibi oldu etrafta görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kıyafetin özelliği, bu kaskın özelliği olan Anti Fog Visor denen bir şey eklemiştik bize biliyorsunuz. Onun sayesinde böyle sisli gezegenleri de net görmemizi sağlıyor. İlginç ilginç ağaçlar var ya. Papaya ağacı. İlginç. Papaya meyvesi. Hadi senden de toplayalım. Belki bizim dünyada da yetişirsin. Sapling düşürecek misin? Düşürmedi galiba. İlginç.
BlackBerry, onu biliyoruz zaten. Bunlar bir işe yarayacak mı? No. Ana, bunlardan geliyormuş es. Bunlar ne? Elektrik mushroom. İlginç. Elektrikli mantar. Nereden geliyor bu sesler diyorum. Bunlardan geliyormuş meğerse. Evet, arada bir kendi kendine şey yapıyorlar. Alalım bakalım yanımıza biraz. Belki bir işe yararlar. Ya da dur ya, bunu değiştirmeyeyim, değil mi? Etraf böyle güzel güzel gözüküyor. Evet, şimdi buraya dialing device koymayacağım. Sadece bir tane şey yeter. Receiver yeter diye düşünüyorum. Şu receiver'ı koyalım. Bunu da üzerimde yokmuş arkadaşlar. Beklerken, gündüz olmasını beklerken Allah'tan bizim crafting terminalle sisteme bağlandım. Ve yine Allah'tan şey varmış. İçeride hazır plütonyum varmış. Onun sayesinde yapıverdim. Bu wireless crafting olmadan buralara gelmemek lazım pek. Yoksa kesin insan bir şeyler unutuyor. Enerji burada. Yani geçen sefer bir şey fark ettim arkadaşlar. Ben aslında hani buraya çank yüklemek istiyordum ama bu aletler sanırım çank yüklemeye gerek kalmaksızın çalışıyorlar. Çünkü bizim hiç gezegende şeyde uydu istasyonumuzda uzay istasyonumuzda hiç çank yüklemedim ben. Ender'da yüklüydü gerçi ama diğer taraflarda da yüklemeden çalıştı. Şansımızı denesek mi ama böyle bir yerde de denenmez ki. Biz yine çankımızı yükleyelim. Tam şöyle üstünde durayım. Belli olmuyor. Hangi çankta kaldı? O zaman tam şu çankta kalıyor. Bu çankı yükleyelim. Hop, bu değil. Çöp kovasını açmayalım. Şu çankı ben yüklüyorum. Ve bir tane çank hakkımız kaldı. Eğer gerekmiyorsa bunları kaldıracağım dediğim gibi. Bir de buna isim verelim yalnız. Charcoal nasıl yazılıyor? Charcoal Planet diyorum. Ve bunu da portable'ımıza kaydediyorum. Bakayım. Evet. Şimdi bir şeye gidelim. Evimize gidip buraya geri gelelim mi diyecektim ama gerek var mı? Evimize niye gideceğiz? Bize silk taç bir tane balta yapmak için gideceğiz. Ama şimdi de bunlar gelip böyle 2 saat bunlar toplanmaz. Bunlar kayıt dışı falan toplarım ben o baltayla. Night Vision'la da uğraşırım. Bunların 4 tanesinden bir tanesinden Dark Matter yapacağız. Dark Matter'larla da artık Project E'ye bir anlamda girmiş olacağız. Neler yapabiliyoruz diye bakıyorum. Zırhları yapabiliriz. Diğer gezegenlere gittikten sonra da query kartı yapabiliriz. Evet, o zaman ilk yıldızlar arası gezegenimizi keşfetmiş olduk. O da şansımıza Charcoal Lock gezegeni çıktı. Fırtınanın gözü gezegeni. Şöyle güzel güzel parlak parlak kaskımız sayesinde onu da görebiliyoruz. Hop, nereye gittin? Ha, burada. Ben şimdi nasıl eve dönsem diye düşünüyorum. Kendi güneş sistemimize geri dönüp diğerlerine oradan mı gitsek? Ya da çıktık bu yola artık bir kere devam edelim mi? Kendi güneş sistemimize uzay istasyonumuzu geri getirmenin bir anlamı olmaz herhalde. Şöyle bakayım. Ha, aşağı inerken de o 32 tane de şey veriyormuş. Aşağı inerken de görevi açtı diyecektim. Şu sanırım. Sadece bunları yapmak yetmiyor. Bir kere de gezegene inmek gerekiyor böyle anlaşılan. Logomuzu da verdi bizim. Diğer gezegen, ha, şu da açıldı. Bunlara da gitmemiz lazım. Oo, gitmemiz gereken bir sürü gezegen var arkadaşlar. Şunlar da geride kaldı. Bunları da geride pek bırakmak istemiyorum.
Bir sonraki bölüm şunları tamamlarız, bunları yaparız ve bir gezegene daha ziyaret ederiz diye düşünüyorum artık. Evet, sizi Fırtınanın Gözü gezegeninden veda ediyorum bu bölüm. İlginiz, desteğiniz, beğenileriniz, önerileriniz, yorumlarınız ve en önemlisi paylaşımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı okuyorum, desteğinizi hissediyorum. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.